Evet, futbolun içindekilerden hepinize iyi günler sevgili seyirciler. Geçtiğimiz hafta sonu çok önemli bir maç oynandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanan bu maçın ardından tepkiler ve yankıları hala devam ediyor. Fenerbahçeli taraftarlar bu maçta teşvik primi verildiğini iddia ediyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söylüyorlar. Gelin hep birlikte bu olaylar ne, ona bir göz gezdirelim. Öncelikle şöyle bir tweet atıldı. Açık ve net 6222 sayılı yasaya muhalefet, şike ve teşvik suçu maç sonucunu etkilemek için teşvik primi vaadi ve ödenmesiyle delili ispatlı TFF.org ve Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Galip Öztürk bir tweet atmış. 6 Şubat 2021'de oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı için Sayın Fatih Terim hocamızın belirleyeceği kadrodaki oyuncularımıza galibiyet durumunda 1,5 milyon lira prim vereceğim demiş. Galatasaray Spor Kulübü ve Ultra Aslan'ı etiketlemiş. Ultra Aslan da bu tweet'i alıntılayıp yapmış olduğunuz çağrı sonrası kulübümüzün kampanyasına 1 milyon TL destek olan ve Fenerbahçe maçı için 1,5 milyon lira prim sözü veren Galip Öztürk'e teşekkür ederiz. Diğer Galatasaraylı iş insanlarımızın kampanyaya desteklerini bekliyoruz demiş. Derbi bildiğiniz gibi kazandıktan sonra da Galip Öztürk burada rakamları yani vermiş olduğu primi burada belgelemiş ve vermiş. Fenerbahçe taraftarlar da bundan sonra bir isyan başlatmışlar. Galip Öztürk'ün verdiği prim yani ben sadece şunu söyleyeyim. Futbolda bu tarz olaylar oluyor. Bugün Anadolu takımlarına baktığımız zaman şehirdeki büyük firmalar takımlar kazanınca galibiyet primi veriyorlar. Bence bu teşvik ya da şike olarak değerlendirilmemesi lazım. Bu olay tamamen mantıklı. Yani nasıl söyleyeyim? Sonuç olarak yenil diye para vermemiş ya da Galatasaray'ın iş adamı kulübe destek çıkmak için böyle bir prim, böyle bir hem kendi reklamını yapıyor hem de Galatasaray'a kazandırıyor. Ben burada bir teşvik olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki teşvik olarak düşünenler varsa fikirlerine saygı duyarım. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma destek olmak için de abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek bize destek olun lütfen. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bunun içinde kalın.